Hükümetlerimiz arasında var olan her alandaki iyi ve kuvvetli ilişkilerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Özellikle ticaret alanında ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesinin üstüne çıkarılması hedefi çok şükür 2023 yılında geride bırakılmıştır. İlk 6 aylık verilere baktığımızda bu yıl 2024'te bu hedefin daha da yukarıya çıkacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca Türkiye ve Polonya birçok alanda, birçok sektörde yakın işbirliği ve müşterek projeleri geliştirebilecek kabiliyete sahiptir. Savunma sanayi ve yüksek teknolojiler başta olmak üzere birçok alanda önümüzdeki dönemde bu işbirliğini daha ileriye götüreceğiz. Özellikle Avrupa Birliği'nde zaman zaman Türkiye'ye karşı uygulanan taraflı ve çifte standartlı yaklaşımlarla Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği bugüne kadar maalesef gerçekleşmemiştir. Türkiye tabii ki kendisine karşı uygulanan çifte standarda hiçbir zaman rıza göstermeyecek. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği tam üyeliği perspektifinden de vazgeçmeyecektir. Ayrıca Türkiye ile Polonya ortak bazı uluslararası platformlarda da birlikte hareket etmektedir. Örneğin NATO çerçevesinde Türkiye ile Polonya arasında yakın bir diyalog söz konusudur. Bu çerçevede Polonyalı askerlerin Türkiye'deki İncirlik üssünde NATO görev gücü kapsamında görevlendirilmiş olması bu ilişkileri daha da geliştiren bir unsurdur. Sizin İncirlik'e ziyaret edeceğinizi biliyorum. İncirlik ziyaretinizde de başarılar diliyorum. İnşallah güzel anılarla oradan ayrılırsınız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması sadece Ukrayna açısından değil, aynı zamanda Avrupa ve bölge barışı açısından da önemlidir. Bununla birlikte Türkiye başından itibaren her iki tarafla da konuşabilen tek ülke olarak bu savaşın bir an evvel adil bir barış temelinde sonlandırılması gerektiği fikrini ortaya koymuştur ve bunun için çok uğraşmıştır. Uğraşmaya da devam ediyoruz. Bunun için tahıl koridorunun açılması ve esir takası gibi temel konularda Türkiye'nin büyük gayret sarf ettiğine sizler de şahitsiniz. Hatta Dolmabahçe'deki görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sürdürülen görüşmelerde her iki tarafta neredeyse imza atmasına ramak kalmıştı. Fakat bazı ülkeler bu savaşın bitmesini istemediler. Tam da tehlike buradadır. Bu savaş sadece Ukrayna ile Rusya arasındaki bir savaş olmanın çok ötesine geçmiştir. Rusya ile bütün Batı dünyası arasında topyekun bir savaşa dönüşme potansiyeline sahiptir. Bunun için Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunarak bu savaşın bir an evvel bitirilmesi dünya barışına yapılacak en büyük katkılardan birisidir. Uluslararası camiada bu savaşın sona erdirilmesiyle ilgili çabalara rağmen fütursuz bir şekilde sürece devam ediyorlar. Ve maalesef yine bazı ülkelerin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere sınırsız ve koşulsuz desteğini de yanlarına aldıkları için her türlü pervasızlığı icra etmekten çekinmiyorlar. En son Lübnan'da ardı ardına gerçekleştirilen siber saldırılar da bu saldırganlığın geldiği vahim boyutları göstermesi bakımından artık bütün insanlığı uyarıcı bir mahiyettedir. Eğer İsrail'in bu saldırganlığı durdurulamazsa korkarım ki dünya bölgesel ve küresel büyük çatışmaların içine sürüklenecektir. Bu sorunun çözümünde de hemen hemen dünyadaki devletlerin büyük bir kısmının kabul ettiği bir çözüm ortadadır. O da şudur. İsrail 1967 sınırlarında bir bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmek durumundadır. İşgal ettiği topraklardan çekilmek mecburiyetindedir ve ayrıca başta Mescid-i Aksa olmak üzere Hristiyanlığın, Müslümanlığın ve diğer dinlerin bütün kutsal mekanlarının korunmasını garanti etmelidir. Yani biz işbirliği arzu ediyoruz tabii ki. Sizin değindiğiniz üç tane alanda zaten bizim de işbirliği isteğimiz vardır.
Yani ilk başta bizim dinlememiz gereken toplumlarımız. Yani eğer 1,5 milyon Polonyalı Türkiye tatile geliyorsa demek ki kendi isteğiyle geliyor. Eğer 2004 yılından itibaren 40 bin Türk öğrencisi Polonya'ya Erasmus anlaşması kapsamında geliyorsa demek ki onlar bunu isteyerek yapıyorlar. Bunun için tamamen toplumları dinlemek lazım. Konusunda işbirliğimizi daha açık da olmalıyız. Tabii sadece uluslararası değil, aynı zamanda yerel, bölgesel olarak da işbirliği ve yani ekonomi işbirliği önemlidir. Bu tabii ki yeni perspektiflere yol açıyor.